SolidWorks eğitim setinin bu bölümünde unsurlar bölümünden kubbe komutunu göreceğiz. Bunun için üst düzlemimize 3 tane dairesel katı silindir yapacağım. 100 mm kadar çap gireceğim. Çizimimi doğrusal bir şekilde çoğaltacağım. Ve onay vereceğim. Çaplarını 100 mm yapmıştık. Yüksekliklerini de 100 mm yapalım. Ve bir tane dairem için kullanacağım. Ön düzleme bir çizim yapacağım. Spline komutunu aldım. Spline'la kubbeye benzer bir form verdim. Çizimden çıktım. Şimdi unsurlar bölümünden kubbe komutuna girdik. Burada parametreler bölümümüz var. Parametreler bölümünde hangi yüzeye kubbe yapacağımızı bize soruyor. Bu yüzeyimizi seçtik. Burada 10 mm kadar standart gelen bir değeri var. Ön düzlemden baktığımız zaman ön izlemesini görebiliriz. Bu değeri arttırabiliriz. Ve burada iki tane kubbe çeşidimiz var. Biri silindirik kubbe, diğeri eliptik kubbe. Şimdilik silindirik kubbede kalıyoruz. Ve burada sınırlandırma noktası veya çizim bölümü var. Buna tıklıyorum ve şuradaki elipsimin noktasına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kubbeyi 190 mm'ye sınırlandırdı ve hayalet biçimine soktu ve 190 mm'yi değiştiremiyoruz. Çünkü artık baz aldığı nokta bizim elipsteki çizim 2 noktamız. Onay veriyorum ve kubbemi o noktaya temas edecek şekilde ve spline'ın olduğu formda bize kubbe formu yaptı. Şimdi diğer iki kubbe formuna geçelim. Yüzeyime tıkladım, kubbeye girdim ve silindirik kubbemi yaptık. Biraz milimetre ayarını düşürelim. Ve onay verelim. Tekrar kubbe komutuna giriyorum. Bu sefer de bu yüzüme tıklayacağım ve eliptik bir kubbe yapacağım. Eliptik kubbeyi gördüğünüz gibi bir mermi kovanı gibi şekil aldı. Buna da onay veriyorum. Kubbe formu bu şekilde. İsterseniz bir spline çizebilirsiniz. İsterseniz buraya bir nokta çizebilirsiniz. Kubbenizi o forma göre yapar. İsterseniz de milimetre ayarlarından eliptik veya küresel bir kubbe yapabilirsiniz. Bu videoda kubbe komutunu gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.